Ay, Doğan arıyor. Alo. Yıldız nasılsın? Bugün daha iyi misin? Çok fevkalade bir haldeyim. Nasıl yani? Ay, hastayım yani. Neyin var peki? Vallahi ne ararsam var. Öksürük, boğaz ağrısı, kulak tıkanıklığı. Duyamıyorum seni yani. O zaman geleyim ben seni bir doktora götüreyim. Yok yok, doktora gerek yok. Ben evde yatacağım. Yok yok, olmaz. Ben şirkete gitmeden sana bir uğrayayım. Geliyorum. Tamam. Aysel! Aysel koş! Ne oldu Yıldız Hanım? Benim acilen hasta olmam lazım. Nasıl? Ya ben Doğan'a hastayım dedim. Doğan birazdan gelip bana bakacak. Sen o yüzden git benim yatağımı aç, başucuma bütün ilaçları diz. Ay ne oluyor Yıldız Hanım, ne diyorsunuz? Hasta olmam lazım diyorum Aysel. Doğan beni hasta zannediyor. Ama yüzünüzden de sağlık fışkırıyor. Onu ben hallederim canım. Sen benim dediğimi yap. Ön hazırlığını tamamla, tamam? Ha, tamam. Fırla. Göreceksin sen. Yıldız'cığım bu böyle olmaz. Lütfen doktora gidelim. Lütfen. Ay. Doğan gidemem diyorum. Elim, ayağım, kolum kalkmıyor ya. Ay benim sadece ilgiye ihtiyacım var. Hayatım hastaneye gidelim. Doktorla görüşelim. Ondan sonra ne istiyorsan yaparız, tamam mı? Gidemem Doğan. Anlamıyor musun? Gidemem. Elim kolum kalkmıyor. Ay baksana kötü haldeyim. Sen şu kolumu bir of. Yani ben ne anlarım? Ama bir deneyeyim. Fakat hiç anlamıyorsun ya. Bırak. Hayatım ben masajcı mıyım? Ne anlarım? Bak tersledin ya, beni hemen bir ağrı girdi. Ay başım da ağrıyor. Şurayı of, böyle bastırarak. Kafanı? Yapsana ya, cüzdanlı mıyım ben? Niye dokunmuyorsun? Yok ondan demedim ben, ne anlarım? Bastır bastır şuraya doğru, gözüme saplanıyor. Yıldız'cığım bu nasıl bir tedavi şekli? Lütfen doktora gidelim, lütfen. Sen of, her şeyde doktor çare bulamaz. Tabii ne oldu? Rahatsız oldun. İnsan eti ağır geldi. Derlerdi de inanmazdım. Hastalıkta, sağlıkta falan yalanmış. Yıldız lütfen böyle söyleme. Olur mu öyle şey? Yıldız? Ne oluyor ya? Ne bu yatak döşek? Merhaba Zeynep. Merhaba. Çok fenayım Zeyno. Aa, ne oldu? Hiçbir şeyin yoktu. Bir şeyim yoktu mu? Ya ben seni üzülme diye belli etmedim. Ne? Ay ablacığım sağ ol, ne kadar fedakarsın maşallah. Ya işte Yıldız Yılmaz, Argun Kuyucu Yıldırım böyledir. Ölüm döşeğinde bile fedakarlık peşindeyim. Yıldız saçmalama lütfen, ölüm döşeği ne demek? İsa bir Allah korusun der ya. Tamam korusun da yani... Bak sana söylüyorum, hastaneye gidelim. Bir doktor görsün, ondan sonra ne istersen yaparız lütfen. Bence de hastaneye gidin çünkü erken teşhis hayat kurtarır. Benim bir toplantım var. Çıkmak zorundayım. İyi tamam, sen beni bu halde bırak. Git toplantını yap. Çok önemli toplantı. Hayatım ben sana söylüyorum, gidelim. Ben seni sonra eve bırakırım. Tamam sen git. Sen git toplantını yap. Ben giderim hastaneye. Oh. Ben seni sık sık ararım. Tamam mı canım? Tamam ara. Uzaktan ara. Kendine iyi bak. Dokunma görüşürüz. Dokunma, sana da geçer. Sana emanetim. Hiç merak etmeyin. Niye yalan söylüyorsun adama? Al anladı işte. Anlamadı o. Hastaya bak bak işine gelmedi. Nereden çıktı şimdi bu hastalık? Ay sen de yani bana bir destek olsan dişimi kıracağım. Ay abla vah vah diye kendini yerden yere atacağına yaptığın şeylere bak. Ay sen niye ilişkin tehlikeye atıyorsun acaba? Zeynep'ciğim bir denemek istedim Doğan'ı. Ha, annem akıl verdi değil mi sana? Annem birazcık beni gazlamış olabilir. Tamam okey. Ama yani Doğan'ın yaptığını da gördüm. Kadın haksız değil ki. Vallahi bütün işiniz yalan, dolan, sahtekarlık ya. Sinir oldum ya. Alo. Yıldız'cığım nasıl oldun? Ay hiç iyi değilim, hastayım. Sen hala doktora görünmedin mi? Doktor bana geldi. Dedi ki sinirden, stresten olmuş dedi. Kendine bu kadar yüklenme dedi. Bakım lazım sana dedi. Hemen teşhisi koydu yani. Koydu. Bu kadınlar da çok sık görülüyormuş. Stresten oluyormuş herhalde. Anladım. Çok geçmiş olsun tekrar. Yani geçmiyor ama sağ ol. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa lütfen hemen ara, tamam mı?
İyi olursam yani arayacak halim olursa ararım. Genel olarak hastayım ya. Zaten hastayım. Dikkat et kendine lütfen. Hı hı, ederim, sağ ol. Görüşürüz canım. Ya annem haklı ya. Resmen hasta olduğumu duyunca topukladı adam. Dikkat et ne demek, gel bana baksana. Yazıklar olsun. Mete yanıma gel hemen. Gel. Buyurun Doğan Bey. Mete, Yıldız Hanımlara git. Yıldız hasta mı değil mi araştır. Ama araştırdığın belli olmasın. Bir şey bırakmaya geldim falan de. Tamam efendim, ben öğrenirim. Hadi hemen çık. Merhaba Aysel abla. Yıldız Hanım evde mi? Evde misafiri var, ne oldu ki? Hay yok yok. Doğan Bey bunları çocuklara yolladı da. Tamam, sağ ol. Ben veririm. Her şey yolunda değil mi? Yolunda, yolunda. Sağ ol. İyi günler. Hadi görüşürüz. Efendim Mete. Doğan Bey, Yıldız Hanım evde. Aysel'le konuştum, hasta demedi. Misafiri varmış. Tamam, anladım. Sağ ol. Yıldız, sen neyin peşindesin yine? Hoş geldiniz Doğan Bey. İyi akşamlar Aysel. Yıldız evde mi? Evet, evet. Odasında, buyurun. Ay, gel. Yıldız. Sen hala iyileşmedin mi? Her geçen saat daha da kötü oluyorum. Sen çok çalış. Çünkü benim tedavi masraflarım çok tutabilir. Anladım. Peki ne zaman düzelirmişsin? Bir zaman veremedi yani. Uzun sürebilir dedi. Üzüldüm. Ben de bu akşam yemeğe çıkalım diyecektim. Ne yemeği? Doğan hastayım diyorum. Tamam canım. Sen yat, dinlen. Sen nereye? Ben çıkarım herhalde. Nereye çıkarsın? Ya sen sürekli yatıyorsun. Ben de Gökhan'la bir yemeğe giderim. Ondan sonra da Atan'ın kulübüne uğrarız. Ne? Atan'ın kulübüne mi? Ben hastayken. Hayatım iyiysen sen de gel. Ben kötüyken sen çıkacaksın yani. Tamam canım. Sen üzme kendini. Yat, dinlen, sonra beraber de gideriz. Tamam aşkım. Hadi görüşürüz. Tamam bak ya. Ben hastalanınca gecelerin adamı oldu. Annem de ne dese çıkıyor ya. Görürsün sen Doğan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.